Beni tanıyanlar bilir, takip ediyorsunuz. Çoğu zaman meyve yemenizi önerirken diyorum ki yanına mutlaka süt, yoğurt, ayran, kefir, bir protein koyun diyorum. Neden bunu diyorum? Yeni videomda sizlere daha sağlıklı meyve yemenin yollarını anlatacağım. YouTube'umuza abone olmayı ve bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Şimdi bu meyveler insan vücudu için o kadar faydalı ki doğada olan her yiyecek doğru miktarda tükettiğimizde ve doğru zamanda yediğimizde vücudumuza ilaç etkisi yapıyor. Ancak son zamanlarda üzülerek görüyorum ki özellikle meyveler üzerine ciddi bir karalama var. Diyorlar ki işte meyve şeker içeriyor, hepsi birer şeker küpü, meyve yemeyin, vay işte protein ağırlıklı beslenin, karbonhidratlardan uzak durun. Meyveler vücudun ihtiyacı olan şekeri vücuda koyma konusunda en iyi kaynaklardan biridir aslında. İnsan vücudunun ana yakıt kaynağı olarak kullandığı madde glikoz yani şekerdir ve şekerin en iyi kaynakları karbonhidratlar ve meyvelerdir. Meyve şekeri fruktoz içerir. Ama sadece fruktoz içermez. Başka vücudu destekleyecek o kadar faydalı besin komponentleri vardır ki meyvelerin içerisinde. Meyvesiz hayat olamaz diyoruz. Biz bu vücuda ne kadar doğru yiyecek koyarsak vücut da o kadar dışarıdan gelen mikroplara karşı, içeriden oluşan tümörlere karşı daha dirençli hale geliyor. Meyveyi gördüğümüzde hemen aklımıza şeker gelmeyecek. Meyvelerin içerisinde vitaminler var, mineraller var, lifler var. Mesela meyve evet şeker içeriyor ama vücudumuza girdiğinde sadece şeker olarak gitmiyor. Aynı zamanda bunun lifi gidiyor. Mesela lif demek vücutta sünger ve süpürge etkisi yapan yiyecekler demektir. Meyveler de fruktoz mesela meyve şekeri vücuda giriyor ama meyvenin lifi de girdiği için o kan şekerinin çok hızlı yükseltmesini o meyvanın lifi önlüyor. Bir de ben yanına diyorum ki özellikle yoğurt, ayran, kefir gibi bir içecek için ki meyvanın lifine yardımcı olsun bu. Çünkü proteinler glisemik indeksi yüksek yiyecekleri yani şeker oranı yüksek yiyeceklerin vücut tarafından kullanılırken şekeri düşürürler ve vücudun o şekeri daha iyi kullanmasını sağlarlar. Mesela ben bir muz yiyeceksem, şöyle tabii ki şu gördüğünüz muz oldukça büyük muz. Neden özellikle muzu tercih ediyorum biliyor musunuz? Biliyorsunuz diyetlerin günah keçisi muzdur. Muz yemeyin. Bence muzu yiyin. Muz çok sağlıklı bir yiyecektir. Potasyum açısından son derece zengindir. Özellikle tansiyon hastalarında tansiyonu dengeler. Ama bir porsiyon muzun ölçüsü de budur. Aman ha dikkat, porsiyon kontrolü yapmak her yiyecekte olduğu gibi meyvede de çok önemli. Mesela bu muz yaklaşık bir porsiyon meyveye tekabül eder. Bu bir elimiz büyüklüğünde elma demektir. Bir küçük portakal, iki tane mandalina demektir. Ve ne kadar rengarenk meyve yersek bağışıklık sistemimizi o kadar iyileştiririz. Çünkü bu meyvelere rengini veren renk pigmentleri var. Mesela işte bu hurmaya rengini veren renk pigmenti kahverengi yapmış. Muzu sarı yapmış, elmayı yeşil yapmış, kırmızı yapmış. Bunlar sayıları 2000'in üzerinde bağışıklık sistemimizi iyileştirici etkisi var. Ve rengarenk meyve yemeye çalışın. Günde en az 2-3 porsiyon farklı renkte meyveyi bir araya getirin. Tabii burada işte farklı 3 farklı renk yiyeceğim derken kocaman bir muz, kocaman bir elma, kocaman bir portakal, bir tane kivi koyarsak o zaman kilo artışı yaşayabiliriz. Paylaşmak güzeldir diyoruz. Meyveleri paylaşarak yiyin. İşte çeyrek muz, 1/4 bir kivi, yarım elma, yarım portakal gibi farklı gruptan meyveleri bir araya getirerek yiyelim. Peki meyveyi yemenin en iyi zamanı ne zamandır? Genelde bizim ülkemizde insanlar meyveyi akşam yemeğinden sonra tüketirler ve işte en büyük sorun buradan çıkar. Çünkü akşam yemeğinden sonra çoğu zaman hareketsiziz. Televizyonun karşısındayız, elimizde de kumanda böyle kanal değiştiriyoruz. Hareket az olduğu için o saatte bir de yemeğin üzerine meyveyi yersek bunun içerisindeki fazla şeker yemekle birlikte vücutta depo edilebilir. Bana sorarsanız meyve yemenin en iyi saati ikindidir. Ve ikindide yediğiniz meyve, hele hele böyle yoğurtla, ayranla, kefirle, sütlü kahveyle birleştirdiğinizde akşam tokluk sürenizi uzatır ve akşam yemeğinizde daha az yemenizi bile sağlayabilir. Ama tek başına yerseniz, evet meyvanın lifi var. Bu lif kan şekerinizin hızlı yükselmesini ve ani düşmesini önler. Ama bunu
mesela tarçınlı bir kefirle birleştirdiğinizde tarçın özellikle insülin direncini kırmakta en iyi baharatlardan bir tanesidir. Ve kefirin içerisindeki bu probiyotikler, protein, kalsiyum, hafif yağ mide boşalma zamanını uzatır ve bizi daha uzun süre tok hale getirir. En iyi meyve yeme zamanı bana kalırsa ikindidir. Bir de şöyle durumlar oluyor. Mesela her yemekten sonra canı tatlı isteyenler oluyor. Bu her yemekten sonra canı tatlı isteyenler gidip tatlı yerse işte kilo alıyor. Ama orada tatlı yerine bir porsiyon meyve yerse hem sağlıklı besleniyor hem de kilo kontrolünü daha iyi yapıyor. Çünkü meyvanın yeme saatiyle ilgili de bazı kısıtlamalar var. İşte yemekten sonra meyve yemeyin neymiş efendim? Yağlanmayı arttırırmış. Hiç de öyle bir şey yok. Bir bilgi kirliliğidir bu. Meyveyi akşam yemeğinden sonra hariç istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Canınız ne zaman istiyorsa yiyebilirsiniz. İkindi de tercih edebilirsiniz. Ama tek başına yemeyin. Birkaç çeşit farklı meyveyi bir araya getirin, porsiyonları küçültün ve yanına mutlaka bir protein ekleyin. Süt, yoğurt, ayran, kefir, sütlü kahve gibi. Hele hele sütlü kahve ve kuru meyve birlikteliği muhteşem bir birlikteliktir. Çünkü kuru meyvelerin de lif oranları çok yüksektir. Kalsiyum oranları yüksektir. Magnezyum, çinko gibi eser elementler, mikro elementleri vardır. Ve yanına şöyle bir iki tane de ceviz koyarsanız eğer, ceviz biliyorsunuz yağlı tohum, insan beynine en çok benzeyen tohumlardan bir tanesidir. Bu cevizi de bu şekilde koyduğumuzda iki hurma, 2-3 tane ceviz, 1 fincan sütlü kahve, ikindi çayında acıktığınızda bu kombinasyonu yaparsanız akşam yemeğinde daha tok girersiniz. Metabolizmanız daha iyi çalışır. Akşam yemeğini daha az yersiniz ve akşam yemeğindeki tatlı ihtiyacınız daha az olur. Demek ki neymiş? Meyve bir sağlık ritüeliymiş. Meyveyi asla hayatlarımızdan çıkarmayacağız. Porsiyon kontrolü yaparak mutlaka her gün yemeye çalışacağız. En iyi zamanı ne zamanmış? İkindi. Özellikle akşam yemeğinden sonra meyve yememeye çalışacağız. Meyveyi isterseniz özellikle öğünlerden sonra tatlı atağınız olursa tatlı yerine meyve tercih edebilirsiniz. Meyveyi süt, yoğurt, ayran, kefirle birleştirdiğimizde kan şekerimizin hızlı yükselip ani düşmesini önlüyor ve bizi daha uzun süre tok tutuyor. Hele bir de yağlı tohum koyarsak, badem, fındık, ceviz gibi, bunlar da mide boşalma zamanını uzatarak daha uzun süre tok gitme konusunda bize çok büyük faydası oluyor. Efendim, YouTube'umuzda sizler için doğru bilgileri paylaşmalara doyamıyoruz. Siz de bize abone oluyorsunuz ve yorumlarınızı yazıyorsunuzdur. Yorumlarınızı alıyorum. Hepsine ayrı ayrı cevap yazmaya çalışıyorum. Umarım faydası oluyordur. Bugün meyvanın üzerinden bir geçtik. Hadi bakalım tekrar siz de bir düşünün ve şu meyveleri artık hayatımıza daha sağlıklı bir şekilde dahil edin.